Şimdi Arzu Mevlut'un bal kaymak dediğimiz, vaat edilmişi bırakın. Zaten o zaman İsrail, hani bazen diyorlar ki ya İsrail oğullarına Allah vaat etmiş. İsrail oğullarına o zaman Musevilik üzerine, yani gerçek İsrail üzerine gittiğinde vatan İsrail olarak şey yapılmış. Kur'an'da şu tabii, lanet ediliyor. Lanet Peygamber ediliyor. Katili olarak o görülüyor. Süreç bitti. Çünkü bir ara programa canlı yayında soruş geldi. Burası oraya vaat edilmişliğine göre verilen adamlara. O süreçte vaat edilmiş, o karakterde ve tıynette olursun. Çok siyasetçi de şu an vaat edilmiş toprak beyanı verdiler. Maalesef. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çünkü satılmışlar. Hani karşı tarafa satılmışlar. Yani ben söylüyorum size. Sahada insanlar birbiri... Ben şimdi gittim sahaya, şunu da söyleyeyim. Benim Kürt kardeşlerim, vatandaşlarım evlerinde kaldım. Aşiretlerle görüştüm. Yani sabah kalktığımda gömleğimi hiçbir bayanın ütüleyemeyeceği kadar güzel ütülendiğini gördüm. Gece geldiğimde... Öyle meyve... demeyin hocam şimdi. Hanımlar alınır. Hanımlar alınır. Benim hanım bile ütülemiyor benim gömleğe bu kadar. Güzel şimdi espri yapacağım. Jilet gibi... Bir, yani vallahi bana bakın şunu söyle, bunu söylemek zorundayım. Hocam dediler, ne HDP'si PKK'sı ya. Vallahi aşiret reisleriyle görüştüm hepsiyle. Gizli gizli resimlerin çoğunu vermedim. Üniversitelerin rektörleriyle görüştüm. Adil bir yönetim, adil paylaşım bir bölgede ve bölgenin zenginliklerini tüm Türkiye halkıyla adaletle, liyakatla, sadakatle, samimiyetle bölüştüğümüzde bölgede ne PKK bırakırız ne PKK'ya destek veren bir parti ve yandaş. İnsanlar inanın adalete, düzgün bir yönetime ve ülke kaynaklarına sahip çıkmaya özlemişler. Hasan Keyif'ten bile işkilleniyorlar vallahi. Hasan Keyif diyorlar, buradan diyorlar işte kapatıldı, alındı, orada TOKİ evleri kuruluyor. Ya bakıyorsunuz bu tarafa duvarlar örülmüş, yolun bir tarafı boş. Ya bu su bu tarafa mı yaslanacak burası? Üstü diyor örtüldü. Hocam buranın altında çok değerli defineler, yataklar var diyor. 6000 mağara var burada diyor. Hani Ashab-ı Kehf suresinde var ya, Hızır geldi taşları ördü ki gününden önce çıkmasın diye. Çünkü bunu alacak güçte değil o çocuklar gibisinden. Müsbet yönden bakarsan dersin ki bu hazineleri alacak güçte değiliz. Bir dünya savaşı çıkar. Çünkü deli hazineler var. Her uygarlıktan hazineler var orada. Belkıs'ın tahtını örnek veriyordum. Sonradan baktım ki Belkıs'ın tahtı burada dedim. Kalbi olarak söyledim. Çünkü emareleri aldım. Vallahi bir araştırma yaptım. Bu işi bilen İslami bir dergi, ciddi yayıncılık yapan diyor ki her ne kadar Yemen'de denir ama Belkıs'ın tahtı Fırat'ın kıyılarındadır diyor. Sonradan öğreniyoruz ki Belkıs'ın şehri, yani ülkesi Yemen'e kadar uzanıyor ama şeyi, Belkıs'ın şehri, o tahtının olduğu, önem verdiği şehir Fırat kıyısında. Ve fotoğraflarda işaret ettiğim çaktırmadan tepenin içerisinde. Oraları fıstık bahçeleriyle mağara ağızlarını görmüşler. Hatta değerli bir iş adamı, bölgenin en değerli fıstık baklava üretimini yapan iş adamı dedi ki size göstereceğim dedi. O Belkıs'ın dedi, hani suyun kenarından geçerken dedi ayaklarını sekti sanki suymuş gibi, aslında camdı. O kristaller bile dedi elimizde var. Yani o şeffaf kristaller, su görüntüsü veren kristaller bile elimizde var. Bu kadar veriden sonra bakıyorsunuz ki petrol orada. Değerli madenler orada, hazineler orada, geleceğin en önemli stratejik öneme sahip, çünkü su bitiyor bölgede. İsrail Golan'ı niye işgal etti? Çünkü aslında Türkiye'nin stratejik dergilerde de, stratejik eserlerde de, analizlerde de Türkiye'nin güvenliği Golan'dan başlar. Osmanlı zamanında oranın farklı bir ismi var. Golan ismini de İsrail veriyor oraya ve orası da zaten hem Türkiye dahil olmak üzere birkaç ülkeyi radarlarla izleme üssü. Hem stratejik konum olarak da yeşillik, hem de su kaynakları olarak çok zengin. Bu da Fırat kaynakları işin içine girince, yani Orta Doğu'nun su havzası, yaşam havzası işin içine girince zaten stratejik değerlerde ve eserlerde 2040'a dikkat çekilir. Su kaynakları iyice azalınca bu sefer petrolün de diğerlerinde üstüne su çıkacak, çünkü yaşam alanı olacak. Zenginlik, maden, hazine, su. O yüzden de kitapta da geçer, Holy Lands, Waterlands diyorlar buna. Yani üç stratejik ürün ve İsrail için, gelecek tek dünya imparatorluğu için en büyük zenginlik ve burada inşa edilmesi lazım. Zamanında da bu topraklarda yaşamışlar diye hak iddia ediyorlar.